Bu Figure 01. OpenAI firmasının yapay zeka alanındaki devrim yaratan yazılımı olan ChatGPT ile çalışan bir robot. Ve Figure 01 bildiğiniz robotlardan değil. Onunla sadece sohbet edebilmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda ona sözlü komutlar vererek fiziksel işler de yaptırabiliyorsunuz. Mesela Figure 01 size yemek hazırlayabiliyor veya mutfakta temizlik yapabiliyor. Bir depoda işçi olarak da çalışabiliyor. Diğer robotlardan farklı olarak Figure 01 tüm bunları tam otonom bir şekilde ve hem sözlü hem görsel komutları anlayarak yapabiliyor. Ellerindeki ve parmaklarındaki şu hassasiyete bir bakın. İşte bu, insanlığın Moravec paradoksu denen teknolojinin en gizemli sırlarından birini sonsuza dek arkasında bıraktığı yıllar olabilir. Ve siz, insanlık tarihi boyunca hatırlanacak bu müthiş olayı muhtemelen kendi ömrünüz içinde kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ne mi demek istiyorum? Gelin bir bakış atalım. Fark etmiş olabileceğiniz gibi size yeni stüdyomdan sesleniyorum. Artık ev ahalisi oturma odasını işgal etmeme dayanamadığı için başka bir odaya taşınmak zorunda kaldım. Hala ses ve ışık konusunda eksikler var. Kusura bakmayın, onları da en kısa sürede gidereceğim. Burada sizlerle çok daha güzel, çok daha hareketli, çok daha kapsayıcı videolar yapacağız. Kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini açan %14'lük azınlığı %30'lara çıkarma çabamıza katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi başta gösterdiğim türden bir robot sizi çok da şaşırtmamış olabilir. Çünkü piyasada Boston Dynamics ve Tesla'nın Optimus robotu gibi başka örnekler de var. Ama bence bu robot Tesla'nınkiyle zaten kıyaslanamaz bile, ama Boston Dynamics'in robotlarına da oldukça özel bir perspektif katıyor. Bakın, Elon Musk çok harika şeyler yapabilen firmalar inşa ediyor. İyi hoş ama aynı zamanda patolojik bir yalancı da. Ve maalesef bu kadar göz önündeki bir teknolojistin utanmaz yalanları bizlerin de teknolojik atılım algısını bozuyor. Şimdi burada hepsine girmeyeceğim ama halka mal olmuş kişilerin spesifik tahminlerini ve iddialarını tahmin ettiğimiz ve sizin de katkı sağlayabileceğiniz savundun.com sitemizde Elon Musk'ın yanlış iddialarının ufacık bir kısmını görebilirsiniz. Bizi bu videoda ilgilendiren Tesla markası altında geliştirilen ve başta gösterdiğim Figure 01'e çok benzeyen Optimus isimli bir robot. Hatırlayacak olursanız Musk bunu ilk sergilediğinde gerçeklikten tamamen kopuk bir şekilde robot kostümü giymiş bir insanı robot diye sunmuştu. Tabii ki Musk bunun gerçek bir robot olduğunu hiçbir zaman iddia etmedi ve çoğu insan da bunu bir espri olarak gördü. Ama bana kalırsa bu daha ziyade Musk liderliğinde üretilecek robotların geleceğinin nasıl olacağını işaret eden bir foreshadowing'di. Çünkü aylar sonra gerçek robotu ilk gösterdiklerinde sergiledikleri alet yarım trilyon dolarlık bir şirketin ürettiği bir robottan ziyade üniversite öğrencilerinin dönem sonu projesi için alelacele birleştirdikleri beş para etmez bir makineye benziyordu. Bunu da tam otonom robot diye pazarladılar. Ama tıpkı Tesla arabalarının tam otonom, yani seviye 5 otonomiye sahip araçlar değil de sadece seviye 2 otonomiye sahip araçlar olması gibi, Optimus da kablolarla güç ve iletişim sistemlerine bağlı olan, yani otonom olmayan bir robottu. Sonradan Gen 2, yani ikinci nesil versiyonunu çıkardılar. Bu biraz daha temiz bir robottu ama bu defa da videoların CGI ile pekiştirildiği ve gerçek zamanlı olmadığı, yani bilgisayarla desteklenmiş ve hızlandırılmış videolar olduğu iddiaları doğdu. Mesela Tesla'nın yayınladığı bu videoda robotun kıyafetleri kendi kendine katlamadığı, robotun ellerini kontrol edenin bir insan olduğu bariz bir şekilde gözüküyor. Bakın, komutları taklit ettiren kontrolör burada, ekranın sağ alt köşesinde, ama hem firma hem Elon Musk bu gerçeği saklamayı seçiyor. Bu tür sahtekarlıklar tabii ki Elon Musk'a özgü değil. Size daha önceden Theranos vakasında anlattığım gibi, Silikon Vadisi'ndeki girişimlerin çoğu para kazanabilmek adına büyük yalanlar söylemekten geri durmuyorlar. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line.
Google'ın da ChatGPT ile rekabet edebilmek için alelacele piyasaya sürdüğü Gemini'nin görüntü işleme becerilerini yansıtan tanıtım videosu büyük oranda yalandı mesela. Ama herkes inandı. Bu işler böyle yürüyor. İnternette gördüğünüz şeylere kolay kolay inanmayın. Niye bunları anlatıyorum? Çünkü bu dev firmalar sadece yalan söylemekle kalmıyorlar. Aynı zamanda bu yalanları nedeniyle gerçekten güzel işler yapan, bu alanda çok uzman kişileri bir araya getiren ve otonom sistemler işine sadece bir şov aracı olarak bakmayan sayısız girişimin gerçek başarılarını gölgeliyorlar. İşte bunlardan biri de muhtemelen daha adını bile duymadığınız Figure AI firması. Figure AI 2022 yılında Amerikalı teknoloji girişimcisi Brett Atkock tarafından kuruldu. Firma büyük oranda Tesla, Boston Dynamics, Google DeepMind ve Apple'ın eski çalışanlarından oluşuyor. Yatırımcıları arasında Amazon'un sahibi Jeff Bezos, geçtiğimiz haftalarda inanılmaz değer kazanan Nvidia, tabii ki OpenAI ve bir de Intel gibi dev firmalar var. Şirketin şu anki değerlenmesi 3 milyar dolar civarında. Ve bu firmanın ana amacı robot işçiler yaratmak. Aslında bu robotiğin uzunca bir süredir hedeflediği şeylerden biri. Bilim kurgunun da kalbinde genelde bu tür bir tema yatıyor. Keza yapay zeka korkusunun başında da robotların işimizi elimizden alması geliyor. Ve tabii ki robotiğin bu potansiyeli aslında son derece kapitalist bir amaca hizmet ediyor. Sonuçta robotların ilk maliyeti çok daha yüksek. Evet ama bu fiyatlar hızla düşüyorlar. Ve uzun vadede robotların giderleri insanlara göre çok daha düşük ve robotlar insanlardan çok daha uzun süreler boyunca çok daha güvenli bir şekilde çalışabiliyorlar. Zaten o nedenle mesela Ay'a 24 insan götürüp 12'sini Ay'da yürüttükten sonra tamamen robotik araçlar göndermeye döndük. Amaç kolonizasyon değilse pahalı, yorulabilen ve fani insanları göndermenin bir anlamı yok. Ama insanları robotlarla değiştirmenin tek nedeni patronların kapitalist arzularını beslemek değil tabii ki. Zamanla dünyadaki iş gücü dinamikleri de hızla değişiyor ve insanlar artık ağır işlerde çalışmak istemiyorlar. Özellikle de pandemiden sonra kendilerine, ailelerine ve kişisel gelişimlerine daha çok zaman ayırmak istiyorlar. Ve bu belli iş kollarında ciddi boşluklar yaratmaya başladı. Mesela Figure AI'ın sitesinde verilen sayılara göre şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde doldurulamayan 10 milyon kadar pozisyon var. Bunların 7 milyon kadarı depo, nakliye ve perakende alanlarında. Boş zamanlarınızda bu sahalar üzerine kafa yormuyor olabilirsiniz. Ama düşünecek olursanız insanların ürettiği şeylerin depolanması, dağıtımı ve satışı dünya ekonomisini döndüren ana unsurlar. Ve aslında bu alandaki istihdam ihtiyacı her zamankinden daha yüksek olsa da bu pozisyonlarda çalışmak isteyen insan sayısı giderek azalıyor. Mesela yapılan incelemeler bu 7 milyon pozisyonun sadece 6 milyonunu doldurabilecek kadar insan olduğunu gösteriyor. Yani iş arayan herkesi işe yerleştirmeyi başarabilseydik bile sadece Amerika'nın ihtiyacı olan iş gücünü bile sağlayamazdık. Öyle ki bazı dev firmaların depoları 2024'te yani bu yıl içinde işe alabilecekleri kişilerin tamamı tüketeceklerini söylüyorlar. Dolayısıyla iş gücündeki bir sonraki büyük devrimin kapımızda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Artık belli işleri yapmak istemiyoruz ama yine de bunları yapacak işçilere ihtiyacımız var. İşte görünen o ki çok da uzak olmayan bir gelecekte bu işçiler karbon temelli değil, silikon temelli olacaklar. Figure 01 ile tanışın. Bu robota bir yandan komutlar verirken diğer yandan kendisiyle sohbet edebiliyorsunuz. Great. Can I have something to eat? Mesela bu videoda adam kendisine yiyecek bir şeyler vermesini söylüyor. Sure thing. Ve robot önündeki nesneleri inceleyip elmayı seçip adama uzatabiliyor. Sonrasında önüne bir dizi çöp konuyor ve bir yandan Great. Bu çöpleri toplarken diğer yandan neden onca cisim arasından elmayı vermeyi seçtiğini anlatması isteniyor. Robot bir yandan çöpleri toplarken elmanın masadaki yenebilecek tek şey olduğunu ve bu nedenle onu verdiğini izah ediyor. Yalnız iyi dinleyin. Tıpkı gerçek bir insan gibi arada bir konuşması tekliyor ve takılıyor. Because it's the only edible item I could provide bu you with. Muhteşem bir detay. Sonrasında da bir dizi diğer iş yaptırıyorlar. İşte masadaki bardak ve tabağı yerine koyuyor falan. Yalnız ellerindeki ve parmaklarındaki hassasiyete bir dikkat edin. Gerçekten muhteşem. Şimdi bu robot beni birçok farklı açıdan heyecanlandırıyor.
İlki şu, bu tür konuşan robotların söyledikleri genelde büyük oranda insan kontrolüyle veya önceden hazırlanan koreografiyle yapılıyor. Mesela şu meşhur Sofia'nın karmaşık sorulara cevap verebilmesinin %90'ı önceden hazırlanmış metinler sayesinde mümkün oluyor. Öyle çok zeki olduğu için falan değil, araya da spontane küçük tepkiler ekliyor ve inandırıcılığı artıyor. Ama Figure 01'in söylediklerini gerçekten anlık olarak düşünüp söylediğini biliyoruz. Çünkü birincisi o insanla olan etkileşiminden de görebileceğiniz gibi bu hızlandırılmış bir video değil. Gerçek hızda oynatılıyor ve robot gerçekten de 2-3 saniye düşünüp öyle cevap veriyor. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely yani Tesla veya Google'ın falan yaptığı gibi kamera hileleri veya abartılı iddialar yok. İkincisi ve en önemlisi, başta da gösterdiğim gibi bu robot OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ile çalışıyor. Ki ChatGPT'nin bu tip sorulara rahatlıkla cevap verebildiğini zaten biliyoruz. Burada daha heyecan verici olan şey, son dönemde giderek artan robot dexteritesi. Yani robot atikliği. İşte Moravec paradoksu da tam olarak burada karşımıza çıkıyor. Robot denen makinelerin mümkün olabildiğinin fark edildiği 20. yüzyılın ortalarından beri uzmanlar hep şöyle düşündüler. Robotlar insansı hareketlere çok hızlı bir şekilde kavuşacaklar. Yani işte yürüme, koşma, zıplama, cisimleri oradan alıp buraya koyma gibi şeyleri mühendisler kolayca çözecek. Ama insan zihnini, işte problem çözme, düşünme, karar alma gibi şeyleri robotlar çok uzun asırlar boyunca başaramayacaklar. Mantıklı öyle değil mi? Biri sadece birkaç kasın kasılıp gevşemesinden ibaret, diğeri ise nasıl çalıştığından bile emin olmadığımız beyin denen bu organın en üst düzey fonksiyonlarından biri. Mühendislerin kas hareketlerini taklit etmesi, beyin fonksiyonunu taklit etmesinden çok daha kolay olmalıydı. Ama değil işte. Baksanıza, daha şimdiden bizimle üst düzey sohbetler edebilen, zorlu şartlar altında anlık kararlar alabilen, hatta kimi zaman robot olduklarını bilmesek bize insan olduklarına ikna edebilecek karmaşıklıkta yazılımlarımız var. ChatGPT bunun son ve en iyi örneği. Ama robotlarımızın hareket becerileri halen içler acısı halde. Tabii ki Boston Dynamics sınırları zorlayarak bu konuda nerelere gidebileceğimizi bize gösteriyor. Ama unutmayın, onların çektikleri videolarda onlarca başarısız video arasından en başarılıların harmanlanmasıyla elde ediliyor. Tabii Tesla'nın yaptığının aksine Boston Dynamics bu gerçeği zaten kendileri açıklıyor. Ve bence Boston Dynamics genel olarak çok uç bir örnek. Robot atikliği konusunda piyasa halen inanılmaz geride. İşte daha kolay olması gereken şeylerin daha zor taklit edilmesindeki bu tuhaf çelişkiye Moravec paradoksu diyoruz. Tabii ki bir gün bu paradoksu alt edeceğiz ve robotlarımız bir yandan inanılmaz esnek hareket kabiliyeti sergilerken diğer yandan bizim kadar zeki, hatta bizden bile zeki olacaklar. Ama yine de bu çelişki üzerinde düşünmeye değer bir çelişki. Burada son olarak değinmek istediğim bir şey daha var. Yapay genel zeka. Hep yapay zeka, yapay zeka diyoruz ama aslında yapay zekayı iki ana gruba ayırıyoruz. Yapay özel zeka, yani satranç oynamak veya bulaşıkları yıkamak gibi çok spesifik konularda özelleşmiş yapay zekalar ve yapay genel zeka, yani insanın yaptığı her şeyi yapabilen ve bizden her alanda daha başarılı olan yapay zekalar. İşte bu ikincisi teknolojik tekillik olarak da biliniyor. Şu ana kadar medyada gördüğünüz ve duyduğunuz yapay zekaların hepsi yapay özel zekalar. Çünkü hepsi sadece bir işi yapabiliyor. Yani Tesla'nın yarı otonom araçlarıyla sohbet edemiyorsunuz veya o aracı süren yapay zeka sizinle satranç oynayıp size ev işlerinde yardım edemiyor. Keza Go şampiyonlarını alt edebilen AlphaGo ile felsefi bir tartışmaya giremiyorsunuz. Çünkü bunların hepsi sınırlı zekalar. Yapay genel zeka bunların hepsini birden yapabilen absürt bir sistem olacak ve şu ana kadar buna ulaşabilen hiçbir makine üretilemedi. Ama böyle bir şeyi inşa edeceksek muhtemelen ona bir beden vermemiz gerek. Çünkü bedenler zihinlerin çevreyle etkileşmesini sağlayan araçlar. Çevreyle etkileşim ise bir beynin gelişmesi için hayati öneme sahip. Bunu başta insan bebekleri olmak üzere bütün hayvanlarda görüyoruz. Bunu yapıp üzerine bir de hemen her konuda kendini eğitebilecek bir yazılım koyduğumuzda ve burada girmeyecek olsam
da size ilerleyen bir videoda anlatacağım gibi robotlara bir de evrimleşebilme becerisini eklediğimizde muhtemelen yapay genel zeka zaten kendiliğinden gelişip belirecek. Yani bana kalırsa hiçbir insan mühendis veya insan mühendis grubu bir gün oturup da parça parça bir robotun her kısmını tasarlayarak "Buyurun efendim, yapay genel zeka yaptık." diyemeyecek. Biz robotlara evrimleşme, öğrenme ve etkileşme araçlarını sağlayacağız. Onlar da kendi şartları içerisinde zekalarını giderek genelleştirecekler. İşte bu Figure 01 gibi robotlar bence bu yönde atılan en büyük ve en önemli adımlar. ChatGPT'nin aşırı genel beceri setini giderek atikleşen bir bedene eklediğinizde ortaya neler çıkabileceğini hayal etmesi bile güç. Tabii ki burada robotun kendi etkileşimlerinden öğrenebilmesine izin verilmesi gerekiyor. Ama bunun OpenAI için çok da büyük bir zorluk olacağını düşünmüyorum. Geleceğin neler getireceğini kesin olarak bilmek imkansız. O kadar hızlı bir teknoloji devrimi içinde yaşıyoruz. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Şu anda bölük pörçük, ayrık ve birbirinden bağımsız gibi gelişen teknolojiler çok büyük bir hızla birleşecekler ve bir arada çalışmaya başlayacaklar. Bu farklı parçaların birlikteliğinden doğacak sinerji, her bir parçanın kendi başına yapabileceğinden çok daha üstün makinaları mümkün kılacak. Bu makinalarla ne yapacağız? İşte bunu yarın değil, şimdi konuşmaya başlamamız gerekiyor. O nedenle sizi yorumlara bekliyorum. Ayrıca bu alanlar ilginizi çekiyorsa, liselileri matematikte yenmek üzere girilen milyon dolarlık bahsi izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.